Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Benim aziz kardeşlerim, güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, şahıslarımız için, sağlığımız, sıhhatimiz açısından iyilik temennisinde bulunuyoruz. Bulunmak mecburiyetindeyiz. Elbette ki bütün kardeşlerimiz için duamız da budur. Ancak millet olarak, medeniyet olarak şu anda iyi olma ihtimalimiz yok. Canımız bir yerlerde yanarken, sizin çocuklarınız gibi ehli İslam olan kardeşlerimizin çocukları bir yerde can verirken, onlar oralarda parçalanırken bizim içimizin rahat etme imkanı yok. Ve şunu hiçbir zaman unutmayalım, ders almadığımız her hadise ihtimaldir ki başımıza gelecek hadise olur. Milletimizin bütün bu olanlardan ciddi manada ders çıkarması gerekiyor. Çünkü şundan emin olabilirsiniz, aynı fırsatı sizler için yakaladıklarında farklı bir şey yapmayacaklardır. Çünkü onlar zalimdir. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı, ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı demeyi nasip etmişti Allah 1993 yılında. Evet, Allah onlar için karar vermiş, zalimler nasıl bir yıkılışla yıkıldıklarını göreceklerdir diye buyuruyor. Ama mühim olan bizim bunun karşısında ne yapacağımız, bizim tavrımızın ne olacağı, biz bundan nasıl bir ders çıkaracağız, bu fevkalade önemli. Onun için bu yılki bütün fuarlardaki konuşmalarımızın temel başlığı, bu dünyaya ne gerek adını taşıyor. Bunun anlamı şu: bu dünyaya gerek yok. Lüzumsuz bir dünya. Hani yüzyıldır neredeyse böyle diyoruz ya, bir hırka, bir urba, bir bardak çay, bir çorba diye diye bu hale düştük. Bu dünyaya şekil vermek için, bu dünyaya nizam vermek için, bu dünyayı imar etmek için bu dünyaya gelenlerin bu dünyaya ne lazım dedikleri bir dünya böyle bir hale gelir işte. Zamanın birinde Erzurum'da öğretim üyesiyken bir kahvanede Gazze'ye saldıran İsraillilerin haberlerini izleyen yaşlı bir adam İsraillilere küfredince yanına gitmiş, demiştim ki dede küfretme, ben de kızıyorum ama kendimize bir dönüp bakmamız lazım. Ama olur mu, bunları şöyle yapıyorlar? Evet, yapıyorlar. Onlar bir şeye inanıyorlar, yapıyorlar. Peki biz neye inanıyoruz? Daha açık bir soru sorayım demiştim. Onlar meydanlara tanklarla giderken biz neden at arabalarıyla gidiyoruz? Onlar o kadar tankı Gazze'nin etrafına yığarken bizim tanklarımız nerede? Ürdün'de, Arabistan'da, Lübnan'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta uyuyan yöneticiler, hain yöneticiler nerede? Paralarını Amerikan bankalarında saklayıp zenginliklerine zenginlik katan İngiliz uşağı aileler nerede? Ben bu feryadı buradan duyurmak zorundayım. Benim güzel kardeşlerim, tarih tekerrür eder ders almazsanız, Çanakkale'de bizi boğmak isteyenlerin eğer bu topraklarda güçlü hale gelmezsek bir süre sonra aynen bugün Filistin'de olduğu gibi bizi boğmak isteyeceklerinizden şüpheniz olmasın. Bu nedenle onların meydanlara getirdikleri bütün silahların en iyisini yapmak zorundayız. Nükleer dahil olmak üzere. Açık ve net söylüyorum. Korkacak hiçbir şeyimiz yok dünyada. Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Bizim ülkemizde benzerleri olsaydı onların silahlarının, siz zannediyor musunuz Gazze'de bunları yapabilirlerdi? Yapamazlardı. Demek ki kendimizde aramamız lazım. Bu dünyaya ne lazım? Bu dünyaya ne gerekiyor? Soru önemli. Ama bu soruyu kavrayabilmek için de ben size
böyle çok kısaca devletimizin içinde bulunduğu duruma da bir ayna tutmak istiyorum. Bizim devletimiz şu anda ne durumdadır? Bizim ne yapmamız lazım? Nasıl çalışmamız gerekiyor? Sorusu da son derece mühim. İbni Haldun, bizim büyük sosyoloğumuz, devletler nazariyesinde devletlerin hayatını 5 aşamadan ibaret anlatır. Der ki birinci aşama zafer tavrı, devlet kurulur. İkinci aşama mutlakiyet tavrı, devletin sistemi keskinleşir, hatlar belirginleşir, kurumları oluşur. Üçüncü aşama refah tavrıdır, devlet her alanda en iyi olur. Dördüncü aşama barış tavrıdır, devlet çökmeye yüz tutar. Beşinci aşamanın adı israf tavrıdır, devlet çöker ve yıkılır. Benim burada çok kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim, öğrencilerim var. Metodoloji derslerinde İbni Haldun'u anlatmak için dilimde tüy bitiyordu, sürekli anlatmaya çalışıyordum. Sebebi buydu. Bunu anlatıp hafızalarımıza bu meseleyi sokmamız lazım. Devletler de insanlar gibi diyor İbni Haldun. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Bir devletin ortalama ömrü 120 yıl, dünyanın bütün devletlerinin ömürlerini toplayıp bölün görürsünüz. Bütün devletler Osmanlı gibi 600 yıl yaşamamış ki, Bizans gibi, Roma gibi değil ki. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim o meşhur sloganımızda olduğu gibi ilelebet payidar olmasını, kıyamete kadar bu medeniyetin ve bizim mantığımızın, ilmimizin ve İslam medeniyetinin devleti olmasını istiyor isek, İbni Haldun'u anlamalı ve çoluk çocuk, genç, yaşlı, bütün millet evlatları olarak gereğini yapmalıyız. Yoksa kaybederiz. Bu mesele öyle bir konferansa çıkıp bu nutuk atma meselesi filan değildir. Bu mesele hayati bir meseledir. Ve insanlığın sorması gerekiyor bugün. Bu dünyaya ne gerek? Yani bu dünyanın ihtiyaç duyduğu şey nedir? Bu dünyaya Amerikan gerekiyor mu? Amerika'ya ihtiyacı var mı insanlığın? Bu dünyaya Rusya gerek mi? Rusya'ya ihtiyacı var mı insanlığın? Siz insanlığın hangi önemli kavramını, adalet, hak, hukuk bu devletlerle temin edebilirsiniz ve dünya insanlığına ikram edebilirsiniz? Bu soruların cevabını sadece benim ülkemde değil, Meksika'daki adam da düşünmek zorunda. Macaristan'daki de düşünmek zorunda. Singapur'daki de düşünmek zorunda. Dünya nereye gidiyor ve bu dünyanın neye ihtiyacı var? İşte bu soruyu soran insan görecek ki bu dünyaya bugün Gazze'deki zulmü yapanların yanında savaş gemileriyle duran, öldürün diyen Amerika'ya bu dünyanın ihtiyacı yoktur. Senelerdir, yüzlerce yıldır Orta Asya'yı kasıp kavuran Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde milyonlarca insanın hayatını telef eden Rusya'ya bu dünyanın ihtiyacı yoktur. Çin'e bu dünyanın ihtiyacı yoktur. Eğer bu dünya insanlık dünyası olacaksa yoktur. Ama bu dünya, İsrail Savunma Bakanı domuz herifin dediği gibi, açık ve net söylüyorum, Filistinli hayvanları öldürmeye gidiyoruz diyen o domuz herifin dediği gibi bir dünyaysa, evet, hepsine ihtiyaç var o zaman. Nasıl bir suskunluk içerisinde dünya, görüyor musunuz? Şöyle sorayım soruyu. Gazze değil, Amerika'nın bir tek köyü böyle bir muhasara altında olsaydı ne olurdu? Bu soruyu bir sorması lazım herkesin. Bir tek köyü muhasara altında olsaydı ve o muhasarayı da biz yapsaydık mesela. Onun için bugünkü konuşmadan arta kalanları benim güzel kardeşlerim her yerde paylaşın. İbni Haldun'un söylediği şeyi mesela Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti açısından bir düşünelim. Devletimizin hangi aşamada olduğunu da bilin. Osmanlı 1250-99'lu yıl, 1300'lü yıllarda kuruldu. 1400'lü yıllara kadar da mutlakiyet oluştu. Yani devlet şekillendi. Özellikle Sultan Orhan döneminde pek çok şey şekillenmeye başladı. Orhan Gazi döneminde. Fetret'ten sonra da refah tavrına geçildi. Ve özellikle de 2. Murat devrinden sonra refah tavrına geçildi. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Veli Bayezid, işte Kanuni dönemi artık o refah tavrının dorukta olduğu zamanları ifade ediyor. Ama bir şart var. Bir devletin mutlakiyetten refah tavrına geçebilmesi için
adaletin tesis edilmesi lazım. Hakkın, hukukun, hakkaniyetin tesis edilmesi lazım. Bunu yapacak olan da dört tip insandır. Bir, yöneticiler, sultan ve ona bağlı bütün yöneticiler. İki, kadılar, yargılayanlar. Üç, alimler, enderun. Dört, askerler, yeniçeriler, sipahiler, akıncılar. Bu dört tip insan da adalete teslim oldukları için Osmanlı refah devrine geçmiştir. Ama ne zaman ki bu dört insan bozulmuş, adaletten uzaklaşmış, 1699 Karlofça ve sonrasında barış tavrına girmiştir. Barış tavrının temel özelliği şudur: hazine boşalır, yardım istersiniz, sınır boylarınızda isyanlar olur, bastıramaz diğer devletlerden yardım istersiniz. Çünkü artık muhtaçsınız, veren değil alan el olursunuz. 250-300 yıl dünyaya veren el olarak muamele eden Osmanlı 1700'lü yıllardan sonra alan el durumuna düşmüştür. İlahi kelimetullahı yeryüzünde başka bir yere de götürmek için sefere çıkan ordu, hazineyi doldurmak için sefere çıkmak durumunda kalmıştır. Bugünkü Amerika'nın hali de budur. Hazineyi doldurmak için her yere hücum ediyor. Ve maalesef barış tavrında bu dört tip insan yeniden adalete dönmedikleri için Osmanlı Devleti israf tavrına girmiş ve yerle yeksan olup yıkılıp gitmiştir. Diyor ki İbn Haldun, bir devlet yıkıldığı zaman ya başka devletlerin hakimiyetine girer ya da orada yeni bir devlet kurulur. İşte orada yeni kurulan devletin mümessillerisiniz, vatandaşlarısınız. 29 Ekim yaklaşıyor değil mi? Zafer tavrı kutlanacak, devlet kurduk filan diye kutlayacağız. Evet, gayet güzel, kutlayalım. Yıkılan bir devletin yerine kurulan yeni devletin zafer tavrı 1923'lerde başlıyor ve bugüne kadar gelmiş. Peki mutlakiyeti yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti? Yaşadı. Hem de en ağırından. Benim medeniyetimden kalan pek çok şeyi talan eden bir mutlakiyeti bu ülkeye yaşattılar. Bu o kadar acıdır ki daha 1926 yılında Darül Elhan kapatılıyor. Bizim musikimiz yasaklanıyor. Dilimiz yasaklanıyor. Dinimiz yasaklanıyor. Böyle bir mutlakiyet yaşadık. Ben Sibirya Gazisi dedenin torunuyum. Çocuklarına Kur'an okuttuğu için 4-5 defa pasinlere götürülen bir adam. Sonunda çözümüne de buluyor, biliyor musunuz? Seni içeri atacağız, sen Kur'an okutuyormuşsunuz dediklerinde diyor ki vazgeçtim. Artık Kur'an okutmayacağım ben. Ama başka bir şey mutlaka okutmam lazım. Subaya diyor ki ben sizden 10 tane İncil istiyorum. İncil'i ne yapacaksın deyince ben bundan sonra çocuklarıma İncil okutacağım diyor. Bakıyorlar ki deli bir adam, git ne okutuyorsan okut diyorlar ama bizim gözümüze görünme. Çünkü getirecekleri İncil yok. Benim ülkem böyle bir mutlakiyetten geçmiştir. Ama soru şu: Türkiye Cumhuriyeti mutlakiyetten refah tavrına geçebildi mi? Geçemedi. İşte asıl derdimiz bu. Biz dünyada her alanda en iyi olamadık. Dünyanın en iyi 10 ülkesinden, ekonomisinden biri olalım diye çırpınıyoruz. Biz doğrudan barış tavrına geçtik çünkü. Ve öyle bir geçtik ki hazinemiz 50 sente muhtaç ettiler. 10 yılda bir darbe, darbelerden sonra çöken bir ekonomi, Amerikan yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan bir ülke, Kayseri'de açılan uçak fabrikası kapatıldı, yapılan otomobile darbe vuruldu. Bu ülkeyi geliştirmek için ne yapıldıysa önüne geçtiler ve Türkiye'yi aslında manda bir ülke olarak yönettiler, görünüşte olmasa bile. Amerikan mandası bir ülkeye dönüştük biz. Şimdi ona karşı mücadele edenleri yıkmak için uğraşıyorlar. Biz doğrudan barış tavrına geçtik. Sınır boylarımızda isyanlar oldu değil mi? 40 senedir durduramıyoruz. Allah'a şükür ki son yıllarda kan akmayı, Cenab-ı Hak kesmeyi, kanı durdurmayı bize nasip etti. Yoksa kan akıyordu sürekli. Bu kardeşiniz gitti Suruç'ta anlattı bunları. Hazro'da, Lice'de, Cizre'de anlattı. Erciş'te, Muradiye'de, Özalp'te, Başkale'de anlattı. Mümkün müydü oralara gitmemiz? Biz yavaş yavaş barış tavrından refah tavrına geçmek için uyanan bir milletin evlatları olarak daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz.
Çünkü aksi takdirde benim güzel kardeşlerim, benim ülkem israf tavrına girer ve yıkılır. Zaten arzu ettikleri budur Batı'nın. Bu topraklarda bir devlet isteselerdi, biz şimdi çok büyük bir devlettik zaten. Onlar asla istemezler bunu. Benim canımı acıtan şudur. Bu ülkede yaşayıp onların dostu olmak. Bu ülkede yaşayıp Amerikan uşağı olmak. Bu ülkede yaşayıp Rusya'nın uşağı olmak. Bu ülkede yaşayıp Çin'in uşağı olmak. Bu ülkede yaşayıp benim değerlerimi beğenmemek. Gugu kuşu yavruları ve tırva atları bu ülkeden temizlenmedikçe bizim ülkemiz ve insanlarımız gerekeni yapamayacaktır, bunu bilin. Çünkü Batı medeniyeti bir guguk kuşu medeniyetidir. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Allah ona böyle bir kabiliyet vermiş. Hayatta yuva yapmayan tek kuştur guguk kuşu. Ne yapar? İzler, seyreder, beğendiği başka bir kuşun yuvasına bırakır yumurtasını. Ama onu da beğenmesi lazım. Öyle beğenmediği yuvaya da yumurtasını bırakmaz. Ve bir de bir kabiliyeti var. O kuşun yumurtasına benzer bir yumurtayı bırakır. Hangi kuşsa. Çeker gider. Hiç dönmez bile, benim yavrum ne oldu diye bakmaz bile. Ama bir şey daha yapar. 8 yumurta olan yuvaya eğer 9. yumurtayı bırakırsa diğerlerinden birini alır gider. Öbür kuş anlamasın diye. Yani bir yumurtayı götürür, kırar, telef eder. Anne kuş gelir, taşıyıcı anne diyorlar ya Batı'da filan, taşıyıcı anne. Nereden nereye dünya? Başkalarının spermlerini rahminde taşıyıp çocuk doğuran anne, guguk kuşu yavrusunu doğuran annedir. Gelir, anne bakar ki yumurtaları yerinde, kuluçka dönemi biter, 12 günde yumurtadan çıkar guguk kuşunun yavrusu. Ama daha iricedir. Anne sevinir. Nur topu gibi bir bebeği olmuştur çünkü. Gider ve hızlı bir şekilde ona yiyecek getirir. Bir de çok gevezedir o yavru. Durmadan ağlar öter yemek için. Hatta ne olur biliyor musunuz? Diğer kuşlar bile acırlar. Derler ki ya bu kuş yavrusu doymuyor bir türlü, biz de buna bir şeyler verelim. Getirir, onlar da yiyecek verirler. Guguk kuşu yavrusu kısa sürede büyümeye başlar. Anne meseleyi fark ettiği anda da iş işten geçer. Çünkü büyüyen guguk kuşu yavrusu yuvayı telef eder, tahrip eder ve uçar gider. Batı medeniyeti bir guguk kuşu medeniyetidir. Başka milletlerin yuvalarına yavrularını bırakır. Bizim annelerimiz onları kendilerinden zannederler. Babalarımız evlatları zanneder. İsimleri bizim isimlerimiz gibidir. Ama bu ülkeyi ve o ülkeyi yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve bir problem olduğunda da kaçar giderler. Burada durmazlar zaten. Batı medeniyeti bir tırva atı medeniyetidir. Dıştan yıkamadıklarının iç dünyasına bir at bırakır ve içinden tırvalılar çıkar, içinden Yunanlılar çıkar ve tırvayı içinden yıkarlar. İşte o yüzden diyorum ki benim ülkemdeki tırva atları ve guguk kuşları bu ülkeden temizlenmedikçe bu ülkenin huzuru olmayacaktır, bunu bilesiniz. O zaman biz guguk kuşunu ve tırvatını nasıl tanıyacağız, onu da söyleyeyim. Benim dinime düşmansa, tarihime düşmansa, medeniyetime düşmansa, ülkemin yıkılışı onun emellerinin temel hedefi ise ve bu ülkeyi harcamak onun için hiçbir önem ifade etmiyorsa, kardeşlerimi hakir görüyorsa, bizim milletimizi ikinci sınıf, üçüncü sınıf zannediyor, görüyor, kendisini bir beyaz Türk gibi dünyanın en kaliteli adamı gibi sunuyorsa bu ülkeye, bilin ki ya guguk kuşu yavrusudur ya da tırva atıdır. Kimse kendisini bu ülkede benden daha değerli göremez. Ben, sen, o, biz bu ülkenin birinci sınıf insanıyız. Çünkü zaten insan yeryüzünün birinci sınıf varlığıdır. Ama biz kimseden de kıymetli değiliz. Hiçbir insan bir diğerinden kıymetli değildir. Kıymet ancak Allah'ın indindedir. İnne ekremeküm indellahi etkâküm, Allah'ın indinde en şerefliniz, ona en yakın olanınızdır. Onu da Allah bilir. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak Maide suresinde ne kadar anlamlı, bakın şimdi İsrail'de Gazze'deki hadiseyi düşünün ayeti okurken. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İsrail oğullarına demedik mi?
bir cana bedel olmadıkça ve fitneye sebep olmadıkça bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Buna inansaydı dünya, İsrail'in her gün 100 defa, 1000 defa bütün bir insanlığı öldürdüğünü göreceklerdi. Ama bunu göremiyorlar çünkü buna inanmıyorlar. Benim güzel kardeşlerim, bizim için insan eşrefi mahlukattır. Yeryüzünden değerli varlığıdır. Cana bedel olmadıkça ve fitneye sebep olmadıkça dünyanın bütün insanların emniyeti Kur'an'dadır. Dokunamazsınız. Öldüremezsiniz. Ama onlar öldürürler. Şimdi aynı şeyin karşılığını Tevrat'tan vereyim size. Tevrat'ı okumuş, İncil'i okumuş bir kardeşiniz olarak. Muharref Tevrat'ta haşa, Allah'ın böyle bir kelamı olamaz zaten. Sizin dışınızdakiler sizin hayvanlarınızdır, güdün onları diyor. Onların her şeyi size helaldir. İşte buna inanan savunma bakanı Filistinli hayvan insanları öldürmeye gidiyoruz diyor. Uyanmak zorundayız kardeşim. Muhammed İkbal'in sesine kulak vermek zorundayız. Uyan derin uykudan, derin uykudan uyan diyor Muhammed İkbal bütün bir İslam dünyasına. Ama uyuyoruz birçok yerde. Amerika bu dünyaya gerekmez dedim. Dünyanın Amerika'ya ihtiyacı yok. İnsanlığın Amerika'ya karşı koyması lazım. İngilizlere karşı koyması lazım. Çünkü bütün zulümlerin arkasında İngilizler ve Amerikalılar var şu anda. Batı dünyasını düşündüğümüzde. Bugün Af örgütünde çalışan bir İngiliz kadının mesajını okudum. Diyor ki, siz ne zannediyorsunuz? Bütün bu çarkların arkasında İngiltere var. İsrail'i oraya yerleştirirken bunların olacağını hesaplamışlardı zaten. Biz uyurken onlar o toprakları getirdiler ve İsrail'leri yerleştirdiler oraya. Ya uzak da değil, 1948. Ya şuradan 70 sene önce orada bir devlet kurdurdular ve bizim çocuklarımızı katlediyorlar. Orta Doğu'nun bütün insanların ayağa kalkıp Gazze'ye doğru yürümesi lazım aslında. Canları pahasına kalkıp yürüyecekler. Bütün insanları, milyonlar kalkıp Gazze'ye doğru yürüyecekler. Başka türlü olmaz bu iş. Uyuyoruz. Amerika demek katil, katil olmak. Amerika demek parçalara ayırmak demektir. Alın misyoner filmini izleyin, Amerika'nın nasıl kurulduğunu görürsünüz. 70 milyon yerliyi parçalara ayırarak kurulmuş bir ülkenin adı da Amerika. Onların aslı zaten katil olmaktır, parçalara ayırmaktır. Benim güzel kardeşlerim, misyoner filminde yerleşi çıktı diye papazı yok ediyorlar. Cizvit papazı gidiyor Portekiz'den, İspanya'dan Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki yerlileri Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz? O zaman bir kanun var. Bir yerli köleleştirilemez diye. Yerli Kızılderililer Hristiyanlaşıyorlar ki köle olmayalar. Ama zenginler, krallar, işte insanı satan medeniyetin adıdır Amerika. Amerika'nın kurucuları, o batılı tiranlar bir araya geliyorlar, kanunu değiştiriyorlar. Film belgelerle yapılmış bir filmdir. Yeni kanun şöyle. Bir yerli Hristiyan olsa da köledir. Bu Amerika'yı tek cümleyle ifade edeyim ben size. Bizim eskilerin bir sözü vardır. Derler ki, merdi kıpti sirkatin söyler şecaat arz ederken. Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Yani kıptinin yiğidi, hırsızın, katilin yiğidi, yiğitliğini anlatırken de hırsızlığını anlatır. Bunlar bu kadar da merdi kıptidir Amerika. Hollywood yapıyor filmi, diyor ki biz böyle yaptık. Yerlileri böyle hallettik. İngiltere film yapıyordur Reckoning diye. Daha 1650'li yıllarda 200'e yakın insanı cadılık suçlamasıyla nasıl yaktıklarını anlatıyorlar. Bu kadar da merdi kıpti bunlar. Biz daha kendi tarihimizi çocuklarımıza öğretemiyoruz. 300 Spartalı'nın hikayesiyle büyütülen çocuklarımıza Çirmen Savaşı'nı öğretemedik daha. Yahya Kemal'in Binatlı Akınlar'da çocuklar gibi şendik, Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik mısralarının anlamını öğretemedik gençlerimize. Ve o Amerika o cizvit papazını ve yerlileri top atışlarıyla yerle bir edip öldürüyor hepsini. Bugün top atışlarıyla Gazze'de nasıl parçalıyorlarsa, bundan 500 yıl önce
Amerikan yerlilerini de top atışlarıyla öyle parçalayıp öldürüyorlar. Filmi görürseniz orada görmüş olacaksınız. Geriye gitmeye gerek yok ki. Amerika'nın insana nasıl baktığını silahlara muamelelerinden görmüyor musunuz? Bugün bile siyahların başlarını ayaklarını basıp nefessiz bırakıp öldürmüyorlar mı? Benim güzel kardeşlerim daha 10 gün önce Kanada'da bir okulda madalya töreninde Amerikalı beyaz ukala pislik kafir kadın beyaz çocuklara madalyalarını verirken siyah çocuğu görmemezlikten gelip geçmedi mi? Bütün ekranlardaydı, televizyonlardaydı. Siyah çocuk orada mahzun, mazlum. Onun madalyasını vermeden çıkıp oradan gitti beyaz kadın. Çünkü onlar şeytanın temsilcileridir. Şeytan diyor ki ben ateşten yaratıldım, bundan üstünüm. Oradan geliyor bu. 1941'li yıllara kadar Amerika'da bir otobüsün ön tarafına oturamazdı kadınlar, erkekler, siyah kadınlar. Bir kadın oturuyor diye linç ediyorlar. Beyaz adamın yıkandığı havuza giren siyah adamın üstüne asit döküyordu otelin sahibi. Bir kadın yanındaki beyaz çocuğu siyah çocukların okulu dağıldığında siyah çocuklarla tebessümleşince yüzünü dön deyip tokat atıyordu gözlerinin rengi bozulmasın diye. Amerika'nın dünyaya verebileceği bir insanlık dersi falan yok. Benim insanım aldanıyor, benim insanım, Amerikan rüyası falan diyerek. Amerikan kabusundan başka bir şey yoktur. Ve gittiğiniz her yere bu kavramı yayın. Amerika kabus demektir. Amerikan kabusundan başka bir şey yoktur dünyada. Ama biz medeniyet olarak siyahlara nasıl muamele ettik biliyor musunuz? Onların asit döktüğü siyaha, onların başına basarak nefesini kesip öldürdüğü siyah adama benim medeniyetim, peygamberim nasıl muamele etti biliyorsunuz değil mi? Hazreti Ebu Bekir azad eyledi İbni Bilal-i Habeşi'yi. Azad eyledikten sonra Cenab-ı Peygamber onu Kabe'nin damına çıkarıp ezan okuttu. İşte aradaki fark budur. Bunu dünyanın insanlığına anlatmak ve öğretmek zorundayız. İnsan, ey insan, değer görmek istiyorsan bana gel. Oraya gittiğinde senin değerin olmayacaktır. Menfaatlerine hitap etmiyorsan öldürürler. Amerika bu. Rusya'ya gelelim. Bir tarafımızda da Rusya var. Çünkü bu ülkede sağ sol zamanında yaşamış bir kardeşinizim. Neredeyse infaz edilmekten kurtulmuş bir kardeşinizim. Arkasından kurşun sıkılmış bir adamım ben. Sağ yumruklarını Amerika için, sol yumruklarını Rusya için kaldıranların ülkesiydi burası bir zamanlar. O Rusya'yı da anlatmak zorundayız. Onların köleleştirmesi de bir başka türlüdür. Orada bir kölelik dünyasıdır. Asla değeriniz olmaz. Karşı çıktığınız zaman öldürürler sizi. Eğer Rusya Ukrayna'ya insanı korumak için girseydi ne olurdu dünyanın hali? Ama insan telef oluyor, orada da gidiyor. Osmanlı hiçbir savaşın dışında bir tek masuma dokunmamıştır. Aradaki fark budur. Onu da şimdi birkaç hatırayla anlatacağım. Sarı Özek Bozkırı'nda Rusya'da bundan yüzyıllarca önce kabileler birbirleriyle savaşırken aldıkları esirleri köleleştirme yarışına giriyorlar. Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar, bunu Gün Olur Asra Bedel romanında çok güzel bir şekilde anlatır. Bu kardeşinizin de bu acıları şimdi yaşamadığını bilin. Çünkü Erzurum'da benim 1987'de verdiğim ilk konferansın adı Mankurtlardır. Hayatımda ilk defa sahneye bu isimle çıktım. Sordular niye mankurtlar? Çünkü buna ihtiyaç olacak. Dünya insanlığını köleleştiriyorlar, göreceksiniz demiştim. Çalışma alanım stratejik yönetim olduğu için. Uzun vadeli yönetim mantığıyla bakınca dünyayı nasıl planladıklarını görüyorsunuz. Onlar bizim için 50 yıllık planlar hazırlarken devletimizin planları 5 yıllık kalkınma planları vardı. 5 yıllık planla 50 yıllık plan aynı değildir, rekabet edemezsiniz. İşte o yüzden bu hikayeyi de bilmemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü aynı hikaye bugün Türkiye'de yaşanıyor da ondan. Şimdi anlattığımda göreceksiniz. Cengiz Aytmatov'un anlattığı anne Türkiye'de yaşıyor şu anda. Diyor ki Sarı Özek Bozkırı'nda kabileler birbirleriyle savaşırken aldıkları esirleri köleleştirme yarışına girdiler. En etkili köle tipini Juan Juan diye bir kabile buldu. Aldıkları esirleri Sarı Özek Bozkırı'nda canlı canlı kafa derilerini yüzerek ve hemen oracıkta kesilmiş bir devenin boynundan bir parçaya alıp oraya canlı canlı dikerek çölün ortasına bıraktılar.
O kadar çok acı çekti ki insanlar kilometrelerce öteden duyuldu. Boyunlarına ve ayaklarına halkalar takmışlardı ki başlarını yere vurup kendilerini öldürmesinler. Köleleştirecekler ya. Güçlüler ayakta kaldı. Zayıfların hepsi öldü. Yaşlılar öldü. Zaten çok zayıf, çok yaşlı, çoluk çocuk ayıklıyorlardı, öldürüp atıyorlardı. Ama diğerleri ayakta kalanlar güçlülerdi. Onlar da hafızalarını kaybettiler. Anan kim bilemediler, baban kim bilemediler. Sen neredensin, nereden geldin, kimsin bilemediler. Bir delikanlı mankurtlaştırıldığı zaman da annesi artık aramazdı, babası aramazdı. Ailesi peşine düşmezdi. Çünkü bulsalar da kendilerini tanımazdı. Ama Naiman ana oğlu Süleyman'ı, Yolaman diye geçer orada, Süleyman'ı 4 yıl aradı. Babası Dönenbay şehit düşmüştü bir savaşta. Onu kendisi yetiştirmişti ve dedi ki oğlum beni hatırlayacak. Ben onu çok iyi yetiştirdim çünkü. 4 yıl aradı durdu, peşinden koştu. Orada mı burada mı diye. 4 yıl sonra bir deve sürüsünün başında buldu. Naiman ana kim biliyor musunuz? Benim güzel kardeşlerim, Naiman ana Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen annenin adıdır. Diyarbakır'daki anneler var ya çocuklarını bekleyen, işte o anneler Naiman ana. Çocukları alındı, götürüldü, köleleştirildi, hafızaları ellerinden alındı. Canlı bombaya dönüştürüldü. Daha bir ay olmadı. İçişleri Bakanlığı'nın önünde patlatılan minibüsteki bomba neyin bombasıydı? Kafa derisi yüzülen, yani hafızasının derisi yüzülen çocuklarımızdan birinin cesediydi oradaki, yatan ceset. Ve Diyarbakır'daki anneler Naiman anadır işte. Bekliyorlar çocukları gelsin diye. Naiman ana gitti 4 sene sonra buldu sürünün başında. Yanına gitti, dedi ki ben senin annenim. Köle dedi ki anam da kim? Senin baban Dönenbay. Dönenbay da kim? Ya sen filan köydesin, orası da neresi? Sen Müslümansın, Müslümanlık da nedir? Şerhlerini ben yapıyorum. Ne dediyse köle hatırlamadı. Canı yandı Naiman ananın, ağlaya ağlaya döndü. Baktı ki oğlu köleleşmiş. Devesi Akmaya'nın sırtına doğru yürürken efendisi geldi. O köleler mankurtlaştırıldıktan sonra tek bir şeyi hatırlarlardı. Kafa derisini yüzen adam. Ve o ne derse onu yaparlardı. Efendi geldi, dedi ki o kimdi? Köle dedi ki anam olduğunu söyledi. Efendi dedi ki anam değil, kafa derini yüzmeye geldi, öldür onu. Yayını gerdi, okunu taktı. Yolaman Süleyman son defa yüzünü, annesi Naiman ana Yolaman'a son defa yüzünü dönüp baktığında oku fırlattı. Ok geldi, bağrından girdi ve anneyi şehit etti. Kızıl kanı aşağıya sızarken beyaz başörtüsü bir kuşa döndü. Başladı orada dönüp durmaya. Uçtu, uçtu, geldi. Kölenin başının etrafında uçtu ve ona haykırdı. Hatırla dedi. Hatırla kim olduğunu. Sen Yolaman'sın, senin baban Dönenbay. Hatırla, hatırla kim olduğunu. O kuş yüzlerce yıl sarı özek bozkırında uçup durdu. Yayaların, atlıların, kervanların, gezginlerin, seyyahların, insanların karşılarına dikildi. Uçtu uçtu ve onlara haykırdı diyor. Hatırlayın, hatırlayın kim olduğunuz. Şu anda yeryüzünde milyarlarca insan var, hafızası elinden alınmış, köleleştirilmiş. Ve onların her biri bir yerde bir Dönenbay kuşu bekliyor. Benim ülkemde köleleştirilmiş, hafızası ellerinden alınmış insanlar var. Dönenbay kuşu bekliyorlar. Birilerinin onlara hatırlatması lazım. Guguk kuşu yavruları ve tırvatları hariç. Onlar haindir ve bilirler çünkü. Ama gafillere, birilerinin hafızası ellerinden alınmışlara kim olduklarını hatırlatması gerekiyor. Çünkü şu 100 yılda bizi perişan ettiler. Ve benim güzel kardeşlerim, Cengiz Aytmatov'a Paris'te soruyorlar. Diyorlar ki, iyi dinleyin bakın, diyorlar ki siz bu tiplemeyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde, ki benim ortaokuldaki öğretmenlerim bile bana kızıl haçı getiriyorlardı, o Kızıl Ordu'nun sembolü olan bayrağı, çekiç ve orağı getiriyorlardı. Diyorlar ki bak dünyanın en iyi sembolü budur, öğretmenlerim diyordu bana. Ben de babama gidip soruyordum. Baba diyordum, dünyanın en iyi sembolü bu mu? O da diyordu ayrı, ay yıldızdır. Oğlum onlar seni yoldan çıkarmak için uğraşıyorlar, sakın kapılma. Ben de öğretmene diyordum ki ay yıldız daha iyi bir sembol değil mi? Ya o da bizim bayrağımız ama bu daha iyi bir bayrak filan diyordu bana öğretmenim ortaokulda.
İşte Cengiz Aytmatov'a soruyorlar. Diyorlar ki siz bununla, bu mankurt tiplemesiyle, o öğretmenin hayranlık duyduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni anlatıyorum. Siz bu tiplemeyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde 3 aylıkken, 5 aylıkken beşiklerinden ve annelerinden zorla koparılan, evlerinden alınıp götürülen Kızıl Ordu'ya, Kızıl Ordu'ya ateist ve robot asker olarak yetiştirilen Kazak, Türkmen, Tacik, Azerbaycanlı, Özbek ve Kırgız çocuklarını mı kastediyorsunuz? Onlar 15-20, 25 yıl içerisinde yetiştirildiler. Her biri ateist, robot, Kızıl Ordu askeri. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda ön saflarda öldürtüldüler hepsi. Bunu mu kastediyorsunuz? Cengiz Aytmatov diyor ki hayır. Bir insanın köleleşmesi için ille de kafa derisinin yüzülmesine ya da 3 aylıkken annesinden koparılmasına gerek yok. Hafızasını elinden almanız yeter. Onu köleleştirmiş olursunuz. Ben bu acıyı damarlarıma kadar yaşıyorum. Hücrelerime kadar yaşıyorum. Neden? Çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nasıl mankurtlaştırıldığını bir de canlı mankurt görerek yaşamış birisiyim. Gözümün önünde. Şu anda fotoğrafı gözümün önünde. İki tanesini gördüm. 1993 yılında Kazakistan'da Türkçenin uluslararası şiir şöleni var. Türkiye Yazarlar Birliği ile beraber gitmişiz. İki gün önce de Ankara'da Yazarlar Birliği'nin programında bu hatırayı da anlattım. Canlı şahitler de orada. Mehmet Doğan ve arkadaşlarımız oradaydı. Kazak bir yazara sorduk. Dedik ki Kazakistan'ın en ilginç şeyi nedir, bize anlatır mısın? Vahap Akbaş şair, Allah rahmet eylesin, beraberdik. Dedi ki salı günü filan caddeye gidin, çarşamba, perşembe günü de filan caddeye, sabah erkenden bekleyin görürsünüz. Çarşamba program vardı, salı ve perşembe gidin dedi ve biz salı günü gittik. Bir saat kadar bekledik, kimse yok. Sonra şöyle bir araba geldi. Arabanın içinden bir battaniye indirdiler. Üzerinde böyle pelteleşmiş bir canlı var. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Vahap abiyle hemen yolun öbür tarafındaydık caddenin. Yanına geldik. Duygulu bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Hemen ağladı. Bu ne dedi ya dedi. Ben işte o gün Allah'ın bizi ahseni takvim üzere yarattığını söylediği ayeti damarlarımda bir daha hissettim. Çünkü göz kapakları yoktu. Gözler dışarıdaydı ama bakamıyorsunuz. Nasıl çirkin görünüyor biliyor musunuz? Dedim ki Allah'ım sen göz kapaklarıyla bizi nasıl güzelleştirmişsin? Ah seni takvim bu işte. Dudakları yoktu. Dişler dışarıdaydı. Başının yarısı soyulmuş deri. Kolun bir tarafı soyulmuş, kıpkırmızı deri açıkta. Eller ayaklar kaynamış birbirine. Böyle duruyor ve ona para atıyorlar. Ağlaya ağlaya gittik öbür tarafa. Orada da pelte tatlısı gibi bir şey. Yaylanıyor böyle. Gözünün birinin yeri çukur, biri dışarıda. Bedenin hemen hemen tamamına yakını soyulmuş, deri soyulmuş. Dayanamadık, ağlaya ağlaya otele gittik. Yazarlar Oteli'ne yazarı bulduk. Dedik ya bu kim? Ağladınız mı dedi. Dedik ki ağladık. Durun dedi, ben de biraz ağlayayım. Çıkardı mendilini, bir dakika kadar bizim yanımızda hüngür hüngür ağladı. Anladık bir şey var ama ne olduğunu anlayamıyoruz. Dedik ki tamam da bunlar kim? Verdiği cevap şöyle. Onlar Sarı Özek Bozkırı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yaptığı nükleer denemelerde kobay olarak kullandığı 18-25 yaş arası gençlerimizden arta kalanlardır. Nükleer bombayı çölde patlatırken evden zorla gençlerimizi aldı götürdüler. Ellerini ayaklarını bağladılar, boyunlarına halkalar taktılar, koydular oraya, ağızlarını kapattılar bağırmasınlar diye. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kilometre aralıklarla çadırlara doldurdular hepsini. Bombayı patlattılar. Büyük kısmı öldü onların. Büyük kısmı öldü. Burak neredesin? Ebu Bekir bir su açar mısın? Büyük kısmı öldü. Kalanlarsa işte bunlar. Bunlar da son kalıntılar. Bir süre sonra bunlar da ölecek çünkü fazla yaşamıyorlar.
Yeğenim de onlardan birisiydi dedi. Ve eyvallah. Ebu Bekir her gün böyle konuşunca boğaz dayanmıyor bir süre sonra. Farenjit var. Ya Allah bismillah Allahu Ekber boğaz. Tahammül etmiyor. Ama derdimiz var. Savuşturamıyorum ki. Ya çıkıp Aksaray'da da bir hikaye anlatayım ineyim falan yapamıyorum. Dertliyiz çünkü. Dedi ki onlar o nükleer bombalardan arta kalan gençlerimiz. Benim yeğenim de onlardan biriydi. 2 ay önce defnettik, öldü dedi. 1 yıl önce Kazakistan'a gittik. Belgesel çekimlerine sordum onlardan kalan var mı? Son 1 tane kalmıştı hocam, o da daha yeni öldü dediler. Alın size Sovyet Rusya, işte Rusya budur. Rusya'da insanlığın kafa derisini yüzen deri yüzücüdür. Biri parçalara ayırır, biri deri yüzer. Ataları böyledir çünkü. Gelelim bize. Bu dünyaya Rusya'nın da bu dünya için gerekliliği yok. Bu dünyanın Rusya'ya da ihtiyacı yok. İnsanlığın bilmesi lazım. Ve Söğüt Gölgesi belgeseli esnasında Tiran'da bir yaşlı adamın sözü manidardı. Geçen gün Metin Önal Mengüşoğlu da anlattı. O da konferansa gidiyor. Yaşlı bir adam çıkıyor İstiklal Marşı ile ilgili ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Akif'in ülkesindenim. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı bütün İslam dünyasının İstiklal Marşı'dır aslında. Ve Tiran'da bir adam kendisine İngilizce oda numarası soran İstanbul'dan gelen bir gence hayatının dersini verdi. Biz de işte buradaydı Serdar Tuncer, az önce de konuşması vardı. Serdar Bey ile Ömer Tuğrul İnançer'le Allah rahmet eylesin vefat etti çekimler esnasında otele yerleştik. Onlar yukarı çıktı, ben ortada dolaşıyordum, baktım ki delikanlıyı çağırıyor yaşlı. Anladım bir vukuat var. Delikanlı hele sen gelir misin filan dedi. İngilizce oda numarası sordu ona. Gittim yanına, ne dedi biliyor musun? Evladım dedi, dil öğrenmek son derece önemlidir. İngilizce bil, Almanca bil, Fransızca bil, Arapça. Ama bir dili nerede kullanacağın da çok önemlidir. Bana Tiran'da, Arnavutluk'ta sömürgecilerin diliyle oda numarası sorma be oğlum dedi. Bak dedi, şurada bir sokak vardı. 100 sene önce Osmanlı buradan gitmeden önce o sokakta dedi ki 1913'te terk etmişiz orayı mecburen. Osmanlıca konuşamayanlara münevver gözüyle bakılmazdı. Ne acıdır ki onların torunları bize sömürgecilerin diliyle oda numarası soruyorlar. Sorsana kendi dilinden oğlum dedi. Sen dedi hiç bilmez misin? Telefonun da mı yok? Yazmadın mı? Osmanlı'nın Balkanlardaki eserleri. Ben hemen telefonumu çıkardım yazdım. Yüzlerce eser dedim. Dedi ki binlerce. Han, hamam, köprü, aşevi, yetimhane, şifahane, kervansaray, cami, külliye, medrese. Binlerce eser yapmış Balkanlara dedi insanlık için. Yaz dedi bakalım Hindistan'daki İngiliz eserleri. Yazdım dedim ki ilk başlık şöyle. İngiliz demiryolu onu sömürmek için yapmışlar dedi. Kaynakları almış götürmüşler. İkinci başlık da İngilizlerin Hindistan katliamları diye yazıyor. Ne dedi biliyor musunuz? Onlar dedi kendilerinden sonra iş yapmasınlar diye parmağını böyle kaldırdı, elini işaret etti. Parmaklarını kestikleri tekstil ustalarının hesabını dünyaya veremezler. Dünyanın en cani milleti İngilizlerdir. Bu kadar net söylüyorum. Dünyanın bütün belası bunlardan çıkar çünkü. Bütün pisliklerin başında bu İngilizler var. Kendi kadınları bugün haber olmuş diyor ki çarkların arkasında İngilizler vardır diyor. Masumlara kıyamam. Ama cani olsaydım şöyle dua ederdim. Allah'ım bana bir fırsat bir duamı kabul et. Bu İngilizleri kaldır dünyadan. Ama masumlara kıyamadığımız için bu duayı edemiyoruz. İşte Tiran'daki adamın bize mesajı bu oldu. Gittik Meşhed'deyiz. 1. Murad'ın kabri şerifinin başındayız. Çekim yapıyoruz. Burada nerede vardır? Evet baktım bulamadım. Bayrağımızı görmek istedim. Ama kırmızı biliyorsunuz. Evet orada var. Bayrağımızın rengi kırmızı yukarıda var. Gördük şimdi. Bayrağımızın renginin şekillendiği yerdir Meşhed. Netleştiği yerdir daha doğrusu. Sultan Murat biliyorsunuz şehit kanları üzerinde hilali görüyor. O Sultan Murat'ın kabri şerifinin etrafında dolaşırken ay yıldızlı bayrağımızı bir daha teneffüs ettim. Geçen gün Suruç'ta söyledim. Dedim ki
Bu ülkede ay yıldızlı bayrağımıza tahammül edemeyenler ya gafillerdir ya hainlerdir. Benim bayrağımın manasını bilmiyorlar demektir. O kırmızı gülün rengidir. Gül peygamberimizi sembolize eder. Şehidin kanının rengidir. Hilal nedir biliyor musunuz? Peygamberimizin kendisidir. Çünkü Medine'ye hicret ettiğinde onun ufuktan çıktığını görenler orada işte Medine'ye hicret ederken bir ilahi söylerler. Neydi o ilahi? Talal bedru aleyna min seniyetil veda ve cebe şükru aleyna ma da'a lillahi da. Talal bedru aleyna, üzerimize ay doğuyor. Veda tepelerinden ve üzerimize vacip oldu şükretmek davet ettiğinden dolayı. Allah için davet ediyor çünkü. Ashabı Hazreti Peygamber'i neye benzetmişti? Ay'a benzetmişti. Peki o ashabını neye benzetti? Efendimiz de buyurdu ki benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz. İşte ay yıldız Peygamberimiz de ashabını sembolize eder. Bıra benim ülkemdeki cahil. Sen ay yıldızı bayrağa tahammül edemiyorsan peygamberime tahammül edemiyorsun demektir. Ashabına tahammül edemiyorsun demektir. O İslam'ın bayrağıdır. Yahya Kemal'in dediği gibi bu son ordusudur İslam'ın ya Rabbi diyor. Sen neye tahammül ettiğini, ne edemediğini farkında bile değilsin. Ama cahil kalmış ki. Kimse öğretmemiş, hafızası alınmış, mankurt. Bir begimay, bir dönen bay bekliyor o da. Ve Meşhed'deki kadının hatırasıyla da bitireceğim ve bir kıssayla da huzurunuzdan ayrılacağım. Prizren'deki bir kıssayla da, hatırayla da bitireceğim meseleyi. Yaşlı kadın getirmiş şerbet ikram etmiş arkadaşlara. İşte Serdar Bey'e, oradaki kameramanlara, birçok arkadaşa şerbet ikram etmiş. Döndüm fotoğraf çekiyordum, baktım body body yürüyor elinde tepsi. 80'li yaşlarda. Ama arkadaşlar duygulanmışlar, gözlerinde yaşlar. Dedim ki ne oldu? Dediler ki bize şerbet ikram etti. Ama öyle bir şey söyledi ki canımız yandı. Ne söyledi? Demişler ki teyze niye zahmet ettin? Evlatlarım ne zahmeti demiş yahu. Biliyorum sizin ihtiyacınız yok ama benim ihtiyacım var. Ne olur şu şerbetten birer tane alın için. Aldık. İçtikten sonra dedi ki Allah razı olsun. Ben şimdi ahir ömrümde dua edeceğim. Şükürler olsun Rabbim. Bana ahir ömrümde Osmanlı'nın torunlarına şerbet ikram etmeyi nasip ettin. Bunu söyleten nedir biliyor musunuz? Cevabını ünlü Avusturyalı tarihçi Hammer veriyor. Josef von Hammer, mezar taşının arkasında Yusuf yazan adam, Osmanlı hayranı. Diyor ki, Bilecik'te Germiyan oğullarından bir beyin oğluyla bir Rum beyinin oğlu kavga etti. Osman Bey hakemlik yaptı. Müslüman genci haksız Rum beyinin oğlunu haklı buldu. Müslümanı cezalandırdı. Rum beyinin oğlunu da ödüllendirdi. Sen haklısın dedi. İşte bu hadise diyor Balkanlar'da içten içe yayıldı. Ve insanlar dediler ki bunlar adil yönetirler. Bunlar haksızsa kendi adamlarını da cezalandırırlar. E bizde söz meşhurdur. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İşte o kadın Osmanlı'nın torunlarına şerbet ikram etmeyi Rabbim bana nasip ettin diye ağlayarak oradan giden Meşhedli, Priştinalı bir kadın. Ve Prizren'de yaşlı bir adama sorduk. Bu minare neden yalnız? Tek başına bir minare. Cami yok. Ne dedi biliyor musunuz? Bu minare 1945 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın arkasından burayı işgal edince bir öğlen üzeri komünistler tarafından dinamitlerle havaya uçuruldu. Babamın da içinde olduğu yüzün üzerinde Müslüman bir çıktılar ki cami yerle bir, minare ayakta, koştular minareye sarıldılar ve şöyle haykırdılar dediler ki biz Osmanlı'nın camisini kurtarmaya gücümüz yetmedi, minaresini yıktırmayız, bizi de öldürün. Komünistler yüzün üzerinde Müslümanı o minarenin etrafında öldürmeye cesaret edemedikleri için bu minare kaldı hocam dedi. Ama ondan sonra size de emanet bir söz gönderdi. O sözü size söylemek zorundayım. Benim kardeşlerime git ve söyle dedi hocam. Ben Türkiye'de yaşayıp da sosyal medyayı çok iyi takip ediyorum dedi. Türkiye'de yaşayıp da bu ülke yaşanmaz bir ülke, batıya gideceğim diyen gençleri anlamıyorum. Onlar hain değillerse gafildir, onları uyandırın. Dünyada Türkiye'den daha yaşanacak bir ülke bulamayacaklar. Çünkü Türkiye dedi mazlum dünyanın, İslam dünyasının ve mazlumların ve masumların ayakta kalmış tek minaresidir. O da yıkılırsa hepimiz gideriz. İşte İsrail Gazze hadisesi gösteriyor. Ayakta kalan minare biziz.
Ve bu savaşın hedefi Türkiye'dir, bunu bilesiniz. Milim milim, milim milim gelecekler bize doğru. İşte biz, hepimiz, bu ülkenin insanları en güzel şeyler yapmak zorundayız. Her şeyin en iyisini. Ve bu yüzyılın sonunda ve içinde dünyanın gönderini ay yıldızlı bayrağı çekeceğiz. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacak. Buna inanıyorum ve inancım sonsuz. Ama bunları da bilmemiz lazım. Adam bize bu emanet sözü gönderdi ve sonunu da şöyle getirdi. Dedi ki, bu kardeşinize vazife düşerse yuvarlana yuvarlana gelirim. Yaralı olsam bile o minareye sarılırım. O minare yıkılmasın diye canım feda olsun. Prizrenli adam. Onun için benim güzel kardeşlerim, Türkiye'mizin kıymetini bilelim ve şimdi anlattığım kıssayla da bu dünyaya neyin lazım olduğunu iyi öğrenelim. Sultan tellal çıkarıyor. Tellal şöyle bağırıyor, diyor ki, kim Hızır'ı yakalar getirirse ona ödül vereceğim. Kese kese altın vereceğim. Tellallar bağırıyorlar, Hızır'ı getirene sultan altın verecek. Ama sultanı aldatıp da Hızır'ı getiremeyen kellesini kaybeder. Ben cesaret edemem, siz eder misiniz bilmiyorum. Yani sonunda kelle gidecek, Hızır'ı götüreceğiz, altın alacağız. Yani nasıl müracaat edeceksiniz? Sultanım ben geldim Hızır'ı getirmeye. Hızır nerede? Kimse müracaat etmiyor zaten. Kimse müracaat etmiyor. Bir cılız adam, yaşlı, zayıf bir adam, ya orta yaşlı, zayıf bir adam diyelim, kapıyı çalıyor. Ben sultana Hızır'ı getirmeye geldim. Bizim medeniyetimiz insanı hafife almaz. Her insan bir cevherdir. Ve cesaret yüksek, büyük kalıplıların işi değildir sadece. Cesaretin hangi kalpte olduğunu tahmin etmek zordur. O yüzden insanın en büyük gücü kalıbı değil, aklıdır ve kalbidir. Önce kalbidir, imanıdır, sonra da aklıdır. Bu ikisinden güç alamayana dünyanın en büyük cüssesini de verseniz bir şey ifade etmez. Hafife almamak lazım. Hatta böyle biraz da tebessüm edin diye söyleyeyim. Bununla ilgili çok güzel de bir fıkra vardır. Sultan der ki, işte seyisi gelir der ki, Yağız atınız hastalandı. Sultan der ki, en iyi hekimleri bulun, ölenin başını alırım, kellesini alırım. Atımı iyileştirin ama at ölür. Seyisler dizilir böyle, 80 tane seyis. Birinci der ki, ben söyleyemem, benim kellem gider. İkinci der, ben söyleyemem. Üçüncü der, 39. der ki, ben niye söyleyeyim? Yani aklımı peynir ekmekle mi yedim, sultan kellemi alacak? 40. seyis, çelimsiz, zayıf bir adam, ona gelir sıra, der ki, vallahi ben söylerim. Ya derler, sen nasıl söyleyeceksin? Der ki, ben zaten bir işe yaramıyorum. Evde de sözüm geçmiyor. Ya bari bir işe yarayayım hayatımda. Nasıl söyleyeceksin? Ama bir şartım var. Nedir? Bana birer altın getirin. 39 altın. Ben evime teslim edeyim. Bari benden sonra rahat yaşasınlar. Canlarına millet. Hemen altınları toplarlar buna. Git söyle derler. Altınları alır. Evine teslim eder. Evi itiraz eder. Ya sen nereye gidiyorsun? Der ki, durun. Kurtarırsam kurtarırım, kurtaramazsam bari siz bir ömür rahat yaşayın. Ben zaten bir işe yaramayan bir adamım. Çıkar sultanın huzuruna. Sultanım der, Yağız atınızdan haber getirdim. Sultan sorar, nasıldı, iyi miydi? Dün çok iyiydi der. Brenadan, dünü sormuyorum, bugün nasıldı? Sabahleyin de iyiydi efendim. Sonra ne oldu? Sonra çayıra çıkardık. Evet, işte otlamaya başladı. İyi de otluyordu aslında. Seyit sen ne diyorsun, ne oldu sonra? Sultanım sonra neyse böyle uzandı. Ne oldu? Ayaklarını uzattı, çekti filan. Sonra ne oldu Seyit? Sonra gözlerini açtı ve öyle kaldı. Öylece kala kaldı. Sultan der ki, yoksa öldü mü? Vallahi ben söylemedim, siz söylediniz der. Sultan der ki, buna ödül verin, buna kese altın verin. Bu zeki adam benim sözümü bana söyletti. Çünkü demiştim ki, atımın öldüğünü kim haber verse kellesini alırım, bana söyletti. İşte cılız adam deyip geçmeyin. Cılız adam çıkıyor sultanın huzuruna. Diyor ki, ben Hızır'ı getirmek için huzurunuzdayım. Sultan da diyor ki, bak Brenadan diyor, pişman olursun, kelleni alırım. Efendim, boynum sizin. Bakıyor ki çok teslim. Hiç tereddütü yok. Bak diyor, son defa söylüyorum, altınları veririm, gidersin. Hızır gelmezse kelleni uçururum. Efendim, boynum sizin. Ben Hızır'ı getireceğim. Altınları verir, götürür evine, teslim eder, çıkar Hızır'ım aramaya. Bir hafta sonra Hızır yok. O köşe senin, bu köşe benim. Gece namazı, teheccüd namazı. Ey Hızır neredesin? Ey Allah'ın elçisi neredesin? Hızır nerede? Çıkar gelir huzura, der ki, efendim boynum sizindir. Sultan kızar haklı olarak.
Brena'dan ben sana demedim mi boynunu alırım efendim, boynum sizin buyurun. İyice sinirlenir. Ya sen bela mısın? Ben sana demedim mi getiremezsin, kelleni uçururum efendim, dedim. Evet boynum sizin. Vezirler de üç tane orada şaşırırlar, adam teslim her şeyiyle. Birinci vezire döner sorar. Der ki vezir, biz buna hangi cezayı verelim? Beni aldattı. Birinci vezir der ki sultanım, bunu biz parçalara ayıralım. Sultan şaşırır, der ki parçalara niye ayıracağız? E sultanım der, parçalara ayırırsak her parçanın üzerine yazarız. Sultanı aldatmanın cezası budur. Şehrin kapılarını asarız, insanlar da görür. Tam ikinci vezire dönecekken bir çocuk peydahlanır. Burada da var ufacık çocuklarımız. 7-8 yaşlarında ve sultanın karşısına çıkarak şöyle aykırır. Sultan, sultan, sen anlamıyor musun? Külli şeyin yarcu ile aslihi. Her şey aslına çeker. Çocuk sen ne diyorsun deyince çocuk kaybolur. İkinci vezire döner. Çocuk çünkü bir şey söyledi gitti, her şeyi aslına çeker dedi gitti. İkinci vezire sorar, senin teklifin nedir? İkinci vezir şöyle cevap verir. Sultanım, parçalara ayırmak yetmez. Biz bunun derisini soyalım. Sultan der ki deriyi niye soyacağız? Der ki parçalar çürür, kaybolur, gider. Ama derinin üzerine yazarsak sultanı aldatmanın cezası budur. Deri yıllarca şehrin kapılarında kalır. Tam üçüncü vezire dönecekken çocuk peydahlanır. Sultan, sultan, külli şeyin yarcu ile asli, her şey aslına çeker deyince sultan sinirlenir çocuğa doğru. Sen ne diyorsun çocuk deyince çocuk kaybolur. Üçüncü vezire döner, der ki vezir senin önerin nedir? Biz bu beni aldatan adama ne yapalım? Üçüncü vezir şöyle cevap verir. Sultanım, bize parçalara ayırmak yakışmaz. Bize deri yüzmek de yakışmaz. Bize adil yönetmek yakışır. Biz gidelim bakalım, inceleyelim, evine bakalım. Neden kabul etti böyle bir şeyi? Neden bu kadar boynunu rahat uzatıyor? Kim boynunu vurdurmak için bu kadar rahat uzatır? Ruhsal bir rahatsızlığı mı var? Psikolojik bir problemi mi var? Nedir? Bir bakalım, inceleyelim, tahlil edelim. Eğer öldürmemiz gerekiyorsa öldürelim. Ama yargılamadan, adil bir şekilde yargılamadan olmaz. Sen ne diyorsun vezir, bu beni aldattı deyince çocuk peydalanıyor bir daha. Ya sultan diyor, sen ne anlamaz adamsın ya diyor. Ya sen kimsin çocuk? Bak diyor, ben sana demedim mi külli şeyin yarcu ile aslihi? Evet. E anlamıyor musun, her şeyi aslına çekiyor işte. E aslı nedir? Bak diyor, bu birinci vezirin babası kasaptı diyor. Hep bunu böyle parçalara ayırırken büyüttü. Durmadan hayvanları parçalara ayırıyordu. Çocuk da yanında büyüdü. Bildiği bir tek şey var, parçalara ayırmak. Onu önerdi sana. Peki bu ikinci vezir, onun babası da dericiydi. Debba'dı diyor. Debba derici demek. Bak o da diyor çocuğunu hep deri yüzerken büyüttü. O da ona önü öğretti. Bak sana deri yüzmeyi öneriyor, teklif ediyor. Peki çocuk bu üçüncü vezir. Onun babası da vezirdi ve adil yönetirdi. O da çocuğuna adaletle yönetmeyi öğretmişti. Bak sana, o da sana adaleti teklif ediyor. Peki sen kimsin çocuk deyince, ya ne anlamaz adamsın sen sultan diyor ya. Hala anlamadın mı diyor, bu vezir oğlu vezir, ben Hızır oğlu Hızır. Kaybolup gidiyor bir anda. Acı ama düşünmek zorundayız. Bu dünyaya ne gerek? Bu dünyanın Amerika gibi parçalara ayıran bir devlete ihtiyacı var mı? Asla yok. Bu dünyanın deri yüzen bir başka devlete ihtiyacı var mı? Asla yok. Bu dünyanın Osman Gazi gibi dünyayı adil yönetecek bir milletin evlatlarına ihtiyacı var. Ve size benim çağrım, feryadım şudur. Aslınıza çekin. Çünkü onlar asıllarına çekiyorlar. Yüzlerce yıl önce parçalara ayırdıkları yerlilere yaptıkları muameleyi Gazze'de bizim Müslüman kardeşlerimize yapıyorlar şu anda. Onlar aslına çekiyor. Ama lütfen bu ülkenin insanlara ayağa kalkın ve aslınıza çekin. Şu dünyanın gönderine Aliya İzzet Begoviç'in sözünü yerine getirerek bizim bayrağımızı göndere çekin artık. Ay yıldızlı bayrağı bu dünya tanısın yeniden. Çünkü Bosna'da zulmedenler, 11 bin Müslümanı Bosna'da öldüren Sırplar, umut tüneli kazıldıktan sonra umut tünelinden gelen silahlarla ve yardımla karşılarında Müslüman boşnakları bulunca dağılmaya gitmeye başladılar biliyorsunuz. Aldıkları esirleri Aliye İzzet Begoviç'in yanına getiren boşnak Müslümanlar sordu.
Dediler ki efendim izin verir misiniz, biz de bunlara aynısını yapacağız. Parçalara ayıracağız, derilerini yüzeceğiz. Ali İzzet Begoviç ayağa kalktı, dedi ki o zaman niye savaşıyoruz ki? Onların yaptıklarını yapacaksak niye savaşıyoruz? Biz düşmanlarımıza benzediğimiz gün yeniliriz dedi. Ama efendim dediler, buldukları bütün dağlara haç dikmeye başladılar. Ayağa kalktı ve ağlamaklı bir sesle siz dedi ne diyorsunuz? Buldukları bütün dağlara haç dikmeye devam etsinler. Gökyüzüne her baktıklarında hilali görecekler. İşte ben istiyorum ki bizler ölür gideriz. Çocuklarımız kalır, torunlarımız kalır. Bu ülkede Müslüman bir millet var. Bu millet dünyanın bayraktarlığını, Müslümanların bayraktarlığını yapmış, yüzlerce yıl halifeliği kendisine taşımış bir millettir. Efendimizin hilafetini taşımış bir milletin evlatları olarak lütfen ayağa kalkın ve aslınıza dönün ve şu dünyaya haykırın. Ne yaparsanız yapın gökte hilali göreceksiniz. Allah'a emanet olun. Deni yakışına şiiriyle sizleri selamlayayım. Çünkü şiir de istiyor kardeşlerimiz. Ha, nerededir şiir? Bırak. Ha, burada mı? Evet, aslında bu şiir konuştuklarımızın da bir anlamda şiiridir. Deni yakışına. Ve bu şiirin mesajını da şiir bittikten sonra bir iki cümleyle ifade edip huzurunuzdan ayrılacağım. Çünkü şiirin bir de çok özel bir mesajı var. Buna da mecburum söylemeye. O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum da yandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandı. Böylesi bir yangını görmedin Emrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahum da yandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım da yandı. Bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak. Günahım da yandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı. Evet, bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Senin Gazze'li kardeşin düşmanından su bekliyor şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Düşmanınız sizi muhasara etmiş ve içeceğiniz bir damla su onun elinde. Kassam tugaylarını ve Filistinlileri ve Hamas'ı suçlayanlar. Allah sizi bununla imtihan etmesin. Çünkü düşmanınızın elinde suyunuz olsa ne yapardınız? Bu ülkede yaşayıp da onlara tacizde bulunan bu ülkenin guguk kuşları ve truvatları hariç, onlar hain, gafil kardeşlerimiz. Filistinlerin yanında olun, İsrail'in yanında olamazsınız. Ve bir de bu şiirde bir mesaj daha var. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Benim köyüm Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinaduz köyüdür. Dağın başındadır. O köyden baktığınızda Pasin Ovası'nı görürsünüz. 3-4 tane gökkuşağı olur aynı anda. Bu şiiri yazdığımda bir edebiyatçı kardeşime, Kerim Dinç kardeşime, ağabeyime, benden yaşlıdır, dedim ki bu gökkuşağı uymuyor buraya, çıkarmak istiyorum çıkaramıyorum. Kalsın dedi, mutlaka bir tevafuğu vardır ve bir gün lazım olacaktır. Bu yazın Horasan'daydım, Erzurum'daydım. Biz ninemin anlattığı masallardan dolayı gökkuşağının altından geçmek için koşardık çocuklar olarak. Erkek çocuklar çobanlık yaparken. Neden biliyor musunuz? Çünkü masallarda şöyle geçer. Çocuklar gökkuşağının altından geçtiklerinde kız iseler erkek olurlar. Erkek iseler kız olurlar. Biz koşardık geçmek için, dururduk bir anda, derdik ki ya geriye dönemezsek. Ama benim köyümün çocukları artık gökkuşağının altından geçmek istemiyorlar. Çünkü bu zalim, bu kafir dünya gökkuşağının renklerini bile kirletti. Onu temizlemek benim milletimin boynunun borcudur. Allah'a emanet olun.
Evet, kıymetli hocam, size de bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Kadri Perek Beyefendi'yi davet ediyorum. Kıymetli kitapseverlerimiz, imzamız hemen karşıda olacak. Sıraya girmeniz sizin menfaatinizle olacaktır.